Bugün bir körmen kahvaltısı hazırlayalım. Bitki genelde deniz kıyısında yetişiyor. Mor çiçekli bir bitki. Allium cinsi, yani sarımsak cinsi bir bitki. Yabani pırasa, körmen, deli pırasa, çatlangus diye değişik isimleri var tabii yörelere bağlı olarak. Tuzlu suya yakın bölgelerde de yetiştiği için İngilizce'de deniz sarımsağı da deniliyor. Çok severim. Bildiğim birkaç bölgede yatakları var. Genelde her sene o seneki yağmurlara bağlı olarak Aralık başından genelde Mart ortasına kadar birkaç kere yetecek kadar topluyorum. Körmenleri toplarken mümkün olduğu kadar köküyle çıkartmak lazım ki o bölgedeki o etli kısmı atlamayalım. İlk yapmanız gereken kuru kısımlarını, uçlardaki kuru kısımlarını keserek atmak ve iyice bir yıkamak. Bir kere temizledikten sonra dolapta çok da uzun süre dayanıyor. Yani ben 1,5-2 ay süresince dolapta körmen sakladığını bilirim. Tabii yavaş yavaş bozuluyor ama kalan kısımlarda yine de kahvaltıya yetecek kadar körmen elde edebiliyorsunuz. Ben havuçla yapmayı seviyorum. Hafif bir gevreklik ve tat veriyor. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Aynı şekilde birçok kişi biraz kırmızı soğan da koyarlar. Ben soğan koymayı tercih etmiyorum çünkü o körmen zaten soğan sarımsak cinsi bir bitki. Onun aromasını bastıracak başka bir malzemeye bence ihtiyaç yok. Körmenleri ince ince doğruyorsunuz. Bu aşamada aman aromasını bol bol içinize çekin çünkü inanılmaz bir aroması var. İnce ince kıydığınız körmenleri yüzünüzü yaklaştırıp o kokuyu bol bol içinize çekin. Biraz domates koyabilirsiniz. Tabii domatesin genelde tam mevsimi olmuyor kış ayları olduğu için ama yine de ben biraz renk vermesi açısından biraz da koku vermesi açısından domates koymayı tercih ediyorum, bir tane fazla değil. Önce havuçları yağda biraz kavuruyorum ki biraz yumuşasınlar diye. Ondan sonra üstlerine doğradığım körmenleri ekstra biraz daha zeytinyağıyla ekleyip kavurmaya başlıyorum. Bundan sonrası kolay. Hafif ateşte olacak. Aman ateşi çok yüksek tutmayın. Körmenler biraz yumuşadıktan sonra domatesleri ekliyorsunuz. Bu aşamada yine isterseniz sarımsak koyabilirsiniz ama dediğim gibi ben tercih etmiyorum körmenin aromasını öldürmemek için. Ondan sonra yumuşayana kadar hafif ateş üstünde kavurmaya devam ediyorsunuz. Sonra yumurta ekliyorsunuz. Yumurtayı ekledikten sonra karıştırırken dikkat etmek lazım ki yumurta tavaya yapışmasın. Tam tersi körmenlere yapışsın. Yavaş yavaş karıştırıyorsunuz. Ben tek bir yumurta koydum. İki yumurta koyabilirsiniz. Üç yumurta biraz fazla olabilir bir kişi için. Ama tabii sizin tercihiniz. En sonra limon ekliyorum. Limon mutlaka eklerim. Ve pul biber de ekliyorum. Gerçi bu videoda yok ama pul biber mutlaka koyuyorum. Çünkü genelde yemekleri acı severim. Ondan sonra yine karıştırmaya devam ediyorsunuz. Yine körmenleri çok yumuşatmamaya dikkat edin. Biraz diri kalsınlar. Ve körmenler olduktan sonra artık servis zamanı. Sabahları sıcacık çayla, özellikle de içli çayla bayılacaksınız. Gördüğünüz gibi körmen yapılması son derece kolay bir kahvaltı. O sebeple tekne de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.